Selamlar herkese. Bugün ProtoMate'de zaman aşımını nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Bu bizim ne işimize yarıyor? Diyelim ki siz bir akış oluşturdunuz. Birisine herhangi bir dosya ile ilgili ya da atıyorum SharePoint ya da Excel'de oluşturmuş olduğunuz herhangi bir öğe ile ilgili bir onay çalıştırdınız. Ve bu kişi de bunu belirli bir süre içerisinde onaylaması gerekiyor ya da reddetmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde onaylayıp ya da reddetmezse teknik olarak o akışınızın durması, yani bundan sonrası için devam etmesini istiyorsanız zaman aşımı dediğimiz bir özellik var. Bunu kullanarak Power Automate içerisinde bu akışı durdurabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle bir buradan manuel tetikleyeceğimiz bir akış oluşturuyorum. Zaman aşımı diyeyim akışımın adına. Şuraya atlayalım. Şöyle elle başlatacağız biz bu akışı. Sonra diyorum ki bir onay çalışsın. Başlat ve onay bekle diyorum. Onay türü. Bir yanıt bekleyin. Onayla ya da reddet diyoruz buraya. Onayınıza gönderilmiştir diyelim. Tabii siz bunun öncesinde birçok şeyiniz olabilir. Yani bu onaya gelene kadar birçok kontrolünüz vesaire olabilir. En son onayınız çalışıyor olabilir. Ben size örnek olduğu için burada bunu bir şekilde en başa ekledim. Burada bir kullanıcıya onay için atama yapıyorum. Ve kaydet diyorum. Şimdi standartta Power Automate'de 30 gün boyunca bir akış çalışır. Yani zaten 30 günden fazlası çalıştırmıyor bu seviyede. Bunu değiştirebileceğimiz alan ise burada süre dediğimiz alan. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda bir ilk önce bunu kontrol edelim çalışıp çalışmadığını. Geri geliyorum. Çalıştır diyorum. Devam diyorum. Akışı çalıştırıyoruz. Akışımızı çalıştırdık. Onayınıza gönderilmiş diyerek bir mail geldi. Biz şimdi buradan ister onaylayıp istiyorsak reddedebiliriz. Bundan sonra burada yapılan seçimlere göre zaten siz akışınızı düzenliyorsunuz. O başka bir konu. Şimdi peki ben bu kişiye bu akışla ilgili sadece atıyorum ya 3 gün vereyim ya da 5 gün vereyim ya da diyeyim ki 60 dakika içerisinde bunu ya onaylasın ya reddetsin yoksa bu kişiyi bilgilendirelim yani geç kaldınız vesaire gibisinden. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir zaman aşımı dediğimiz bir alan var ve burada örnek olarak P1D demiş. Bu ne anlama geliyor? Ya bu ISO 8601 standartlarındaki bir zaman biçimi. Siz eğer atıyorum 5 dakikalık bir süre tanıyacaksanız buraya şöyle bir şey yazmanız gerekiyor. İşte PT5M gibi. Eğer 50 dakikaysa 50M gibi. Bu şekilde bir yazım olması gerekiyor buraya. Eğer bir günlük bir süre veriyorsanız, işte P1D şeklinde ya da 3 günlük bir süre veriyorsanız, P3D gibi ya da hafta bazında bir süre verecekseniz, burada da atıyorum 2 haftalık bir süre verelim. P2W. Yani 2 haftalık bir süre tanımış olursunuz burada. Biz şimdi burada örnek yapacağımız için PT1M yapıyoruz. Yani 1 dakika içerisinde bunu onay vermesini talep ediyoruz. Şimdi burada kaçırmamamız gereken noktalardan bir tanesi şu. Demin buradaki gibi bir mail bir dakika zaten otomatik olarak gidecek. Yani bunu bir dakika içerisinde onaylayacak ya da reddedecek. Bir dakikanın sonunda bu onayla ve reddet butonları çalışmaya devam eder. Yani kullanıcı burada onaylayıp reddedebilir. Ama bu herhangi bir fonksiyonelitesi olmaz. Yani buradaki akışın sonrasını bu etkilemez. Ama bu butonları devre dışı bırakmıyor. Buradaki zaman aşımı. O yüzden bizim buraya şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi bir e-posta gönderelim. Diyelim ki kullanıcıya yine süre içerisinde
yanıtladınız diyelim. Sonrasında bir tane daha paralel dal ekliyorum. Buna da diyorum ki gene kullanıcıya mail atıyorum. Kime mail göndereceksem. Zaman aşımına uğradı diye bir mail gitsin istiyorum. Burada ayarı nasıl yapıyoruz? Bakın standartta bu şu şekildedir. Sonrasında çalıştırmayı yapılandır dediğinde başlat ve onay bekle başarılı bir şekilde çalıştıysa bu mail gönderme işlemi çalışır. Bu sağ taraftaki zaman aşımına uğradığı nasıl ayarlayacağız peki? Buraya gelip ayarlar diyeceğiz. Pardon, şöyle diyeceğiz. Buradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Sonrasında çalıştırmayı yapılandır. Burada zaman aşımına uğradıysa bu maili göndersin. Zaman aşımına uğramadıysa bu mail, yani bu alanın çalışmasına gerek yok teknik olarak. Şimdi kaydet diyorum. Bu kısmı. Geri geldim. Şimdi çalıştır dediğimde devam diyorum burada. Akışı çalıştırıyorum. Şunu silelim. Görmüş olduğunuz gibi onay için mail geldi. Hemen bunu yanıtlayalım. Bir dakikanın içerisinde sayıldık. Süre içinde yanıtladınız diyerek mailimizi aldık. Bunları siliyorum. Tekrardan çalıştırıyorum akışımı. Başladı. Gene bir mail gelecek bize. Tamam, şimdi bunu yanıtlamayacağız. Yani bir dakikanın geçmesini bekleyeceğiz burada. Ben şimdi durduruyorum. Bakın yaklaşık bir dakika içerisinde ben herhangi bir cevap vermediğim için bana zaman aşımına uğradı diyerek bir mail geldi. Ben ama hala buna tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir hata vermedi bize. Yani biz buradaki işlemi yapmaya devam edebildik ama buradaki uyarımız sayesinde bir önceki işlemin aslında zaman aşımına uğradığına dairdi. Kullanıcıyı bilgilendirmiş olduk. Tabii ki bunun içerisine siz burada tasarlamış olduğunuz akışlarla ilgili işte şu onayınıza gönderilen şu içerikle ilgili zaman aşımı olmuştur. İşte onayınız ya da reddiniz geçersizdir. Lütfen işte atıyorum tekrar talep ediniz vesaire gibisinden bir bilgilendirme yapabilirsiniz. Burayı tekrardan gösterecek olursam şurada ilk önce ayarlar kısmında burada süreyi belirtiyoruz. Şu kısım şuradaki tür hiçbir üst tel aralık sabit aralık kısmı bu direkt Power Automate'in içerisinde yani burada herhangi bir problem olursa bunu ne kadar deneyeceği ile ilgili olan alan. Yani o yukarıdaki süreyle karıştırmayın onu. Sonrasında ise yukarısı eğer başarısızsa yani zaman aşımına uğramışsa onu da gene burada sonrasında çalıştırmayı yapılandır şeklinde başlat ve onay bekle zaman aşımına uğradıysa bunu çalıştır diyoruz. Burayı da paralel olarak bir akış tasarladık. Burada paralel dal eklediğinizde ise aynı anda iki işlem. Ben buraya şey deseydim eğer şöyle sonrasında çalıştırma yapılandıra başarılı deseydim iki maili de atardı bize. Bakın şöyle göstereyim. Bitti dedik. Görmüş olduğunuz gibi iki mail de bize gönderdi. Yani oradaki başarılı ve başarısız olan alanla aslında bunu kurguluyorsunuz. Burada da aslında bu Power Automate ile ilgili görmüş olduğunuz gibi çalışma süresinin 30 gün olduğunu, herhangi bir akışın 30 gün boyunca burada saklı kaldığını, siz bir onayı gönderdiğinizde herhangi bir süre belirtmiyorsanız 30 gün boyunca çalışır. 30. günün sonunda artık o akış teknik olarak göndermiş olduğunuz akış artık devre dışı kalmış olur. Power Automate'de zaman aşımı bu şekilde.